Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Steam yaz indirimleri videosuyla birlikteyiz. Oyun Fatih kanalı olarak Steam indirimlerini her zaman çekiyorum. Bu hem size yararlı oluyor hem de bana yararlı oluyor. Bana nasıl yararlı oluyor? Bazen böyle gözümden bir oyun kaçırıyor olabilirim. Oyun çok güzeldir. Hakikaten %50'lik, %70'lik indirime girmiştir. Ve buradaki videoyu çekmemdeki neden, normalde yayıncılar her zaman takipçilerine yararlı olsun diye bir video çeker. Ben iki şeyi de kullanacağım bugün. Hem sizlere yararlı olmaya çalışacağım, siz de bana yararlı olun. Hangi oyunu sizce almalıyım? Mutlaka bana yazın kardeşlerim. Hepsini tek tek okuyacağım. Ramazan bayramını geçirdik biliyorsunuz. Bazılarınız harçlıkları topladı. İşte innal kartı atanlar var. Banka kartını atanlar var. Hepsini orada bir köşede böyle stok diye beklettiniz. Ve Steam indirimlerinden yararlanmak için. Bu sizin için güzel bir fırsat oldu aslında. Hani harçlık biriktirenler için. Ama bazıları şunu da diyebilir. Abicim harçlığımız var ama bilgisayarımız yok. Üzülme. İnşallah senin de bir gün güzel bir bilgisayarın olur. Buradan kardeşime sesleniyorum. Hiçbir zaman bilgisayar konusunda acele etmeyin kardeşlerim. Evet, öncelikle şunu söyleyeceğim. Şimdi Steam yaz indirimleri geldiği için bazı sitelerde, burada tam olarak isim vermeyeceğim ama bazı sitelerde indirimler gerçekleşecektir. Ve ben Steam konusunda kardeşlerim genellikle inanal kartı kullanıyorum. Hatta benim ilk çıkartmış olduğum kartlardan, ilk tedarik etmiş olduğum kartlardan bir tanesi inanal karttır. Steam üzerinden işte CSGO'da skin alırken falan hep inanal kartı kullanıyorum. Banka kartını kullanmıyorum. Çünkü bunun nedeni bazı sitelerde indirim olabiliyor. Bunu söyleyeyim. Ben de bugün sizlere yararlı olmak adına kardeşlerim bir tane siteden bahsedeceğim. Game Sultan sitesi. Ben bunu eskiden beri abimle de hani Metin 2 oynadığımız dönemlerde de her zaman bu siteyi kullanıyordum. Eğer kardeşlerim paranızı düzgün harcamak istiyorsanız da bu siteyi kullanabilirsiniz. Şöyle bir olay oluyor. Steam Game Sultan yaz kampanyası diye geçiyor bu. Atıyorum 100 TL ile 150 TL arasında 5 TL Steam cüzdan kodu kazanıyorsunuz. Yani siz Steam üzerinde oyun alacağınıza aynı indirimle Game Sultan üzerinden oyunları alıp ek bir bonus da elde edebilirsiniz kardeşlerim. Bugün yani 22 Haziran'da bugün saat gece 12'ye kadar 23.59'a kadar buradaki kampanya sürüyor. Mutlaka kardeşlerim açıklama kısmından da Game Sultan sitesine uğrayarak da buradaki kampanyadan yararlanabilirsiniz. En önemli kampanyaya da geliyorum, kesinlikle ininal kart üzerinden. Bak kardeşlerim, mutlaka telefonunuza mesajlar da gelmiştir zaten inanal kartı kullananlarınız. Bana da geldi ve ben bunu araştırdım. Videomda söylemek istedim. Şöyle bir olay olacak. 30 TL bakiye yüklediğiniz zaman siteye 10 TL daha bonus kazanıyorsunuz kardeşlerim. Etiketimiz de Epic Haziran kampanyası olarak geçiyor. Yani kampanya tarihi kardeşlerim bunun daha uzun. Ama diğer kampanya Game Sultan üzerinde bugün saat 12'de 23.59 sularında bitiyor. Ama ikinci kampanya olarak yani 30 TL senden 10 TL bizden kampanyasında kaçırmayın. Yani nedir bu? 30 TL'ye bir tane oyun alırsınız. Atıyorum Rust, atıyorum X bir oyun. 10 TL'de site size veriyor. Gidersiniz 10 TL'ye bir tane daha oyun alırsınız kardeşlerim. Veya gidersiniz onu arkadaşınıza hediye edersiniz. Açıklama kısmına bırakıyorum linkleri. Buradan da bütün bilgileri tedarik edebilirsiniz kardeşlerim. Ki ben de bu kampanyayı kullanarak bugün inşallah oyun alacağım. Evet, biz konumuza gelelim. Steam dendiği zaman kardeşlerim, Steam diye bir var mı bakayım? Steam diye herkes varsın. Steam diye şu an sizleri duyar gibiyim. Evet, sizleri duyuyorum kardeşlerim. Steam dediniz. Şunu Steam diye düşünün. Buradan Steam diye vardınız. Ve burada kalıplaşmış bazı oyunlar vardır değil mi? Nedir bu kalıplaşmış oyunlar? PUBG, CSGO, Euro Truck Simulator 2, GTA 5, Rainbow Six Siege, Rust'ı dahil edebiliriz buna. Neden bu oyunları saydım? Çünkü Steam dendiği anda direkt bu oyunlar aklınıza geliyor değil mi? Evet, 1,5-2 senedir PUBG artık oyun dünyamıza girdi. Artık Steam dendiği anda PUBG oyunu, CSGO oyunu. Çünkü yani Steam'i kullanma nedenlerimizden bir tanesi de benim ilk başta Rust abi. O günleri hatırladım. Ben bu tarz oyunlara da en son bakacağım. Videomun sonunda bakacağım. İndirim gelmiş mi gelmemiş mi? İlk önce benim nacizane sıralamış olduğum bazı oyunlar var. Bakın biz Hak takımı olarak hakikaten bu oyunu geçen aylarda görmüştük. Bir oyuna başlayalım abi. Oturalım. Arkadaş çevresi olarak şöyle bir oyuna başlayalım dedik. Dark and Light diye bir oyunu gördük ki ben Ali kardeşim ve Ahmet kardeşimle bu tarz oyunları çok çok seviyoruz. Hani dedik ki videodan ziyade oturalım bu tarz bir oyun oynayalım. Şimdi Dark and Light şöyle bir oyun kardeşlerim. %50'lik bir indirim gelmiş. 50 liradan 24.50 TL.
24 liraya oyunu satın alabiliyorsunuz. Yarı yarıya fiyatı düşmüş. Şimdi gelelim en önemli soruya. Bu oyun nasıl bir oyun? Oyun kardeşlerim, tek oyunculu olarak oynayabiliyorsunuz. Çok oyunculu, çevrim içi çok oyunculu olarak da oynayabiliyorsunuz. Açık dünyada karanlık ve aydınlık, kudretli element güçlerinin hüküm sürdüğü dev bir açık dünya oyun RPG'si diye zaten burada açıklamasını yapmış. Ben bunun videolarını çok çok izledim ve oyunu almayı düşünüyorum, bana da onu söyleyeyim. Steam cüzdanımı yükleyeceğim. Belki Steam'de ikinci bölümü de yapabiliriz, hangi oyunları satın aldım diye. Dark and Light oyunu çok güzel. Evinizi kurabiliyorsunuz ve karakterlerin farklı farklı özellikleri var. Ve oyunda en önemli şeylerden bir tanesi de binek anlamında ejderhaya binebiliyorsunuz. Yani uçan bineklere de binebiliyorsunuz. Normal bineklere de binebiliyorsunuz ve herkesin farklı özelliği var. Ejderhalara karşı da arkadaşlarınızla birlikte savaşabiliyorsunuz. Büyücü, okçu, savaşçı, hepsi kardeşlerim birbirinden ayrı özellikleriyle bu oyunu kesinlikle öneriyorum. Ve grafiklerinin de üst düzey bir grafiğinin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Gelelim, optimizasyon var mı? İlk başlarda optimizasyonu oyun yakalayamadı. Fakat sonralarda gelen güncellemeden sonra kesinlikle oyundaki optimizasyonu hep birlikte göreceğiz diye umuyorum. Çünkü videolarını izledim. Hakikaten sağlam yayıncılardan izledim ve optimizasyonun geldiği söyleniyor. Dark and Light oyunu mantık anlamında Rust'a, Conan Exiles'a benzetebiliriz ama birazcık daha böyle fantastik bir oyun. Ejderhalara karşı savaşıyorsunuz ve arkadaşlarınız, çevrenizle birlikte de hayatta kalıyorsunuz kardeşlerim. O yüzden birinci sıraya Dark and Light'ı koydum. Çünkü bu tarz oyunlar her zaman popülerdir ve oynamaya değerdir. Haydi bakalım kapatalım ve ikinci oyunumuza geçelim. Şimdi ben Steam'de yarış oyunları. Steam'den diye anda aklımıza bazı kalıplaşmış oyunlar geldi. Evet, eyvallah, ama yarış oyunları her zaman arka planda kalıyor. Artık Steam üzerinde oyun indirme nedenlerimizden bir tanesi ne kardeşlerim? Çok oyunculu oynamak değil mi? Başka kişilerle oynamak, global dünyada oynamak. O yüzden artık araba yarış oyunları, motosiklet yarışı olabilir, işte ne bileyim araba yarışı olabilir, bisiklet yarış oyunları falan da var, sportif tarz oyunları, simulator oyunları var ve bunları insanlar artık online oynamak istiyor. İşte burada da Dünya Rally Şampiyonu diye bir tane oyun göreceğiz. Evet, 15 Eylül 2017 tarihinde çıkmış. Ben bunun videolarını da izledim. Bakın, ben de Dirt 4 oyunu, Dirt Rally oyunu Steam'den aldım kardeşlerim, temin ettim. Aynen öyle. Zaten Steam bize söylemiş. Benzer oyun olarak Dirt 4 oyununu görüyoruz burada. Dirt 4 oyununa göre, bakın Dirt Rally oynayanlarınız bilir. Hakikaten çok güzel bir rally oyunu ama buradaki oyunumuz kesinlikle grafik anlamında, dinamik anlamında ve oynayış anlamında efsane bir oyun olduğunu düşünüyorum kardeşlerim ve almayı da düşünüyorum bu oyunu. İkinci bölümde inşallah bunların hepsini sizlere göstereceğiz ve kanalımızda çekeceğiz. Bu oyuna bakmanızı öneriyorum. Çünkü şöyle bir olay var. Oyunda klan sistemi kurabiliyorsunuz. Atıyorum oyun Fatih diye bir klan kurduk ve şampiyona atlaya atlaya gidebiliyorsunuz. Tek oyunculu, çok oyunculu, çevrim içi çok oyunculu diye zaten veya yerel çok oyunculu olarak ortak ayrık ekranla da oynayabiliyorsunuz eski mantıkta ve hakikaten çok çok güzel, sesli iletişimi de mevcut. Oyunu bence kaçırmayın derim, çünkü 100 liradan 39 liraya düşmüş, yani %60'lık bir indirim gelmiş kardeşlerim ki bu tarz kalitede bir oyun için efsane. Grafiklerine kesinlikle arkadaşlar yani Dirt Rally ve Dirt 4'e göre 1000 basacağını düşünüyorum. Evet kardeşlerim, gelelim bir diğer oyunumuza. Kesinlikle ve kesinlikle en çok önereceğim oyun olacaktır Conan Exiles. Evet, en çok küfür yediğim oyun olabilir. Yani oyunu kanalda çektik, neden devamı gelmiyor diye. Gelecek kardeşlerim inşallah. Bazı hastane işlerimiz çıktı, abim falan rahatsızlanmıştı çünkü bu hafta zor günler geçirdik. O yüzden devamı inşallah gelecektir, çünkü bu tarz oyunlar çok emek isteyen oyunlar kardeşlerim. Videoları çekmek hakikaten kolay değil hayatta kalma oyunlarında. Ve ben sizlere şunu söyleyeyim, Türkiye'de bu oyunu ilk çeken kanallardandım. Oyun 55 liraydı ilk çıktığı zaman ve sizlere alın demiştim. Evet, optimizasyonu çok kötüydü. Kombat sistemi çok kötüydü. Harita sistemi, dinamikler aşırı kötüydü. Ama bu oyunun dünyanın en iyi açık dünya oyunu olduğunu sizlere o gün söylemiştim. Ve eğer gelişirse, güzel güncelleme gelirse, Conan Exiles'ın hakikaten iyi yerlere, oyuncu sayısının artacağını düşünüyordum. İlk gün çektiğim zaman online oyuncu sayısı kardeşlerim kaçtı biliyor musunuz? 400.
400 kişi oyun oynuyordu ve şimdi saat yani gece 11 sularında hani Avrupa'ya göre tabii ki de daha çok o saatlerde oynandığı için biz bu oyunu 70 bin 80 bin anlık oyuncu sayısına çıktığını gördük. Conan Exiles tam sürüm olduktan sonra 110 lira oldu kardeşlerim ve şimdi ise 110 liradan 65 liraya düşmüş ki %40'lık bir indirim çok çok iyi. Bence kaçırmayın. Kesinlikle arkadaşlar kefilim. Efsane bir oyun. Rust oyununun, işte Mount and Blade oyununun hepsinin karışımı olarak düşünebilirsiniz. Level sistemi var. Patlatma sistemi kolay. Birazcık daha Rust'a göre kolay tarzda tasarlanmış. Doğa hayatını çok iyi yaşıyorsunuz ve oyun çok çok gerçekçi. Çünkü kılıç kalkan yani milattan önce olduğu için devir kesinlikle oynayabileceğiniz efsane bir oyun ve parasını da sonuna kadar hak eden bir oyun ama daha da iyi güncelleme gelmesi lazım. Şunu söyleyeyim, level sistemi var. Level sistemi arttıkça işte canınızı, staminanızı artık o sizin stratejinize kalmış. Okçu oynayabiliyorsunuz. Conan'ın köyü mevcut. Buradan gelip coinsleri satabiliyorsunuz. Kölelik sistemi var. Kesinlikle eski tarzdaki oyunları açık dünya anlamında bize en iyi anlatacak oyun Conan Exiles. Kesinlikle kaçırmayın derim kardeşlerim. 65 lira 110 liradan düşmüş. Kesinlikle kaçırmayın. Hakikaten süper bir oyun. Haydi bakalım. Conan Exiles'tan sonra diğer bir önerebileceğim oyun ve hakikaten çok büyük bir indirim gelmiş buna. %75'lik bir indirimle The Long Dark oyunu 50 liradan 12,5 liraya düşmüş kardeşlerim. 12,5 liraya The Long Dark alabiliyorsunuz. Bu oyun çok oyunculu bir oyun değil zaten biliyorsunuzdur. Tek oyunculu. Tek başınıza oturuyorsunuz kardeşlerim ve bu tarz oyunlar genellikle böyle kış aylarında daha çok sarar. Şimdiden alın çünkü bu oyun daha çok düşeceğini düşünmüyorum. Hani düşerse de artık bir sene sonra 7 liralarda 6 lira civarlarında göreceğiz büyük ihtimal. The Long Dark tek başınıza hayatta kalma oyunu. Birazcık hikaye tabanlı da bir oyun. Hikaye tabanı da olduğu için zaten oyun bizlere daha da zevkli gelecek. Her zaman bana şunu söylemiştiniz siz. The Long Dark'ı seri yapar mısın diye. Ben bu oyunu o gün almadım. Çünkü çok fazla indirime girmemişti. Galiba 26-28 lira olmuştu 50 liradan. Şimdi ise 12,5 lira kardeşlerim. The Long Dark oyununu derseniz ki ben geleceğim kardeşim. Oturacağım bilgisayarıma ve şöyle kendimi oyuna verebileceğim bir tane oyun istiyorum derseniz The Long Dark. Evet, hikayesi de muazzam ve %75'lik indirim çok iyi bir indirim. Mutlaka kardeşlerim tavsiye ediyorum The Long Dark'ı. Gelelim şimdi diğer bir oyunumuz Clink Floor 2. Şimdi ben sizlere şunu söyleyeceğim. Clink Floor 2 hakikaten Steam'de tercih edilen bir oyun. Evet, şu an online oyuncu sayıları nereden görüyor derseniz bakın burada. Şu an 5400 kişi bu oyunu oynuyor ama bu tabii ki de bunun bir ek paketi. Anladınız mı? Yani yaz ayına özel Summer diye geçiyor. Sonradan çıkmıştı biliyorsunuz. Ama Clink Floor 2'yi normal satın alabilirsiniz. Deluxe Edition alırsanız farklı paketlerle birlikte de oyunu güzelleştirebilirsiniz. Clink Floor 2'nin şöyle bir özelliği var. Hani Left 4 Dead oyununu biliyorsunuz zaten. Onun mantığında daha gelişmiş bir hikaye ve daha iyi bir oyun dinamiği mekaniğiyle birlikte arkadaş çevrenizle birlikte oynayabilirsiniz. %60'lık indirime girmiş. 50 liradan 20 liraya düşmüş kardeşlerim. Clink Floor 2 hakikaten stres atabileceğiniz bir oyun. Ben bu tarz oyunları da çok severim. Yani oturayım, stresi olmasın. Oyunun stresi olmasın ama stres attırsın. O nasıl oluyor? İşte bu tarz zombi tabanlı oyunlarla bunu çok iyi sağlayabilirsiniz kardeşlerim. Evet, daha demin gördünüz. Don't Starve. Nedense ben bu oyunu çok fazla bana cazip gelmedi. En çok oynayan kardeşlerim Paradox. Evet, kendisinde de varmış bak burada. Ve Ali kardeşimde de varmış. Don't Starve. Evet, oynayanlar açısından çok iyi bir oyun. Zaten şöyle bir şey söyleyeceğim size, bakın 11.800 gene iyi bir oyuncu kitlesi oynuyor. Hani artık oyun eskidi sonuçta kardeşlerim. Çok fazla oynanmıyor ama gene 12.000 kişi oynuyor. Don't Starve'yi de öneriyorum çünkü %50'lik bir indirim geldiği için. Eğer siz hiçbir oyunu oynamıyorsanız, yani nasıl diyeyim sizlere, hiçbir oyun oynamıyorsanız derken yeni bilgisayar almışsınızdır ve çok oyun deneyiminiz yoktur. Bu tarz oyunlarla başlayın. Yani hayatta kalma oyunlarına çat diye girmeyin abi. Mesela Conan Exiles çat diye oyun oynamayın. Birazcık da nasıl diyeyim, mütevazi hayatta kalma oyunlarıyla başlayın. Sonra büyük oyunlara doğru gidin. Ama benim gibi bir adamsanız, mesela oyunları hep oynadıysanız, anladınız mı? Direkt Conan'ı indirebilirsiniz kardeşlerim ama dostlar ve %50'lik indirimle kesinlikle oynanacak bir oyundur. Akşamları da böyle çayınızı kahvenizi alırsınız ve stres atabileceğiniz bir oyun. Gelelim
diğer oyuna. Birazcık ben böyle hep farklı tabanlarda gidiyorum. Yarış oyunu, hayatta kalma oyunu, farklı oyunlarla gidiyorum. Bakın ben bu oyunu kesinlikle bu indirimde alacağım. Kesinlikle alacağım. This War of Mine oyunu. Ben bu oyunu Osman kardeşim kanalına çekmişti, görmüştüm ve çok çok beğenmiştim hakikaten. Başka yayıncılardan da izlemiştim. Bakın platform oyunları. Platform oyunları nedir abi? Tek boyutta görürsün. 3 boyutları da var tabii ki de ama tek boyutta oyunları oynarsın. This War of Mine oyunu kesinlikle kardeşlerim birazcık daha sanki böyle hikaye tarzını ve grafik anlamında en iyi platform oyunlarından bir tanesi. Sürükleyici bir oyun deneyimi var. %70 indirimle 31 liradan 9,5 liraya düşmüş kardeşlerim. Bence grafik anlamında hakikaten çok çok iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet, benim savaşım. Elit bir asker olarak değil, yemek ve ilaç yokluğu çeken ve sürekli olarak keskin nişancılar ve saldırılan leşçilerin tehlikesiyle karşı karşıya olan kuşatma altındaki bir şehirden kurtulmaya çalışan bir grup sivili oynuyorsunuz. Oyun tamamen yeni bir açıdan maçıdan demiş. Evet, güzel. Bak hikaye anlamında da bu çok güzel değil mi? Harabe var, yemek, ilaç, yokluk çeken bir yerdesiniz ve platform anlamında da ilerliyorsunuz kardeşlerim. Efsane olmuş. Evet, ben şimdi nacizane bu tarz oyunları gösterdim. Şimdi şuna gelebiliriz. İki çeşit oyuncu var kardeşlerim. Siz ilk defa mesela kardeşimiz şu an sallıyorum tamam mı? Yani 12 yaşında bir kardeşim. İlk defa bilgisayar almış. Hiç bilgisayar kullanmamış hayatında. İlk defa babası gitmiş veya kendisi bir bilgisayar almış. Geldi Steam açtı ve oyun oynamak istiyor. İşte size demiştim ya Steam'de kalıplaşmış oyunlar diye. Kesinlikle bu oyunlarla başlayın. Şimdi gelelim CSGO'ya abi. Tamam mı? Evet, bugün birazcık böyle sıkıntılar var. Ben en iyisi şuradan göstereyim. Çünkü takılmalar var yeni geldiği için. Evet, geliyoruz neye? GTA 5 ile başlayalım. GTA 5 hakikaten çok iyi bir indirime. Yani 180 liradan 59 liraya düşmüş kardeşlerim. Yani almamak için bir sebep yok. Eğer paranız varsa kesinlikle GTA 5'i öneririm. Ne anlamda öneririm kardeşlerim biliyor musunuz? Çünkü her zaman güncelleniyor. Her zaman yeni modlar geliyor. Çünkü GTA 6'nın çıkmasına daha çok var. 59 liraya bence GTA 5'i kaçırmayın. Online oyuncu sayısı olarak tabii akşamları daha fazla oluyor. Bakın şu an gündüz saat sabah 11'de çekiyorum bu Steam videosunu. 38 yani 40 bine yakın kişi oynuyor abi. Akşamları 100 bin, 120 bini buluyor ve multiplayer tabanlı oyun olduğu için, online oyun sistemi olduğu için ve yeni güncellemede bunker sistemleri geldi. Mafya şirketi kurabiliyorsunuz. GTA 5 kardeşlerim 59 lira beni şaşırttı. Ben 79 lira falan olur diyordum ama 59 lira yani %67'lik indirimle GTA 5 karşımızda, kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Yani yeni bir bilgisayar almışsınızdır. GTA 5'i orijinal almanızda fayda var çünkü online olarak çok çok oynanıyor. Gelelim PUBG. Evet. Vay be PUBG. Ulan her var ya bak her Steam güncellememde ilk PUBG oyununa bakardım. Biliyorsunuz değil mi? Hani böyle arkaya slow motion yapıp şey yapardık. Niye düşmüyor? Evet. 70 liradan bu oyun niye düşmüyor kardeşim diyorduk. Artık PUBG'ye baktı ki Fortnite bizi solladı. Fortnite böyle havalara baktı. Ve PUBG de artık kendini indirime. İlk defa indirime girdi kardeşlerim. 70 liradan. %33'lük bence güzel. Çünkü PUBG çok oynanan bir oyun. Bunun mesela online oyuncu sayısına bakalım. Sabah 11. 882 bin kişi kardeşlerim. Şu an 900 bine yakın kişi oynuyor. Akşam 1,5 milyon oluyor. PUBG %33'lük indirim bence çok iyi. Ben de şöyle diyordum ben. 70 liradan 55 liraya düşer ama helal olsun. 46 liraya PUBG'yi kesinlikle kaçırmayın. Yeni bilgisayar almışsanız, hiç oyun deneyimi yaşamadıysanız kesinlikle PUBG indirim kardeşlerim. Evet, PUBG'den bu aralar sıkıldım eyvallah ama kesinlikle oyuna laf yok. Yani oyun hakikaten grafik anlamında da çok iyi, askeri tabanlı da çok iyi. PUBG'yi mutlaka 46 liraya alabilirsiniz. Bu beni memnun etti ya. Hakikaten bu oyunun düştüğünü görmek, indirime girdiğini görmek beni çok çok mutlu etti. Şimdi gelelim Euro Truck Simulator 2. Her zaman Steam indirimlerinde sakın şunu anlamayın kardeşlerim. İşte indirime girdi, oyunları satın alalım. Şimdi bir kardeşimizin Euro Truck Simulator'ı 5 seneden beri abi Steam'indedir değil mi? Yani kardeşim bende var. O zaman ek paket al kardeşim. Bak ben bile buradan alabilirim. Bende de oyun var. Şu an 40 liradan %75'lik indirimle 9 liraya düşmüş Euro Truck. Hala vazgeçilmiyor biliyor musunuz bu oyun? Hala direksiyon almaya çalışanlar var değil mi? Joystickler işte 360 derece.
Anladınız mı? Vitesli vitesli direksiyon alıp hala benim hayalimdir. İnşallah bu hayalim gerçekleşir ama oyun bende olduğu için, satın aldığım için ek paketlere yönelim bak. Bende de bazı ek paketler var. Mesela İskandinav paketi var. Arkadaşlar efsane harita. Sadece oyunları alırken sakın şey düşünmeyin. Oyunu satın alayım diye. Ek paketlere de mutlaka bakın. Ve Eurotrack gene aynı mantıkta. İleride bence Eurotrack'ın artık 5 veya 6 liralık düşeceğini düşünüyorum. Evet, gelelim CSGO. Allah sizin cezanızı versin. Bakalım online oyuncu sayısı şu an 197.000, çok iyi. Sabah akşamları 300.000'i bulur. CSGO oyunu yeni arayüz getiriyor, yeni güncelleme getiriyor, hilelere karşı önlem alınıyor ama hilelere karşı şöyle önlem alınmaz. Kusura bakmayın, ben CSGO indirime girdiği zaman çok üzülüyorum. İlk defa bir oyun indirime girdiği zaman üzülüyorum herhalde. Çünkü hile artışı çok fazla oluyor ki bu Amerika'da, Rusya'da olanlar için hiçbir şey abi. Çerez parası oluyor. 12,5 lira. Ülkemizin standartlarında tabii ucuz yani. Hiç oyun almadıysanız kesinlikle CSGO'yu da alın. Çünkü topluluk sunucuları var. Eğlence sunucuları var. Fan sunucuları var. Yani sadece rekabetçi mantığıyla düşünmeyin ama yeni güncellemeyle birlikte CSGO'da iyi yerlere gelecek. %50'lik bir indirim. Şaşırmadık. Hep aynı indirim geliyor çünkü. Gelelim Rocket League. Evet, bana çok soruyorsunuz Rocket League çekecek misin diye. Vallahi yapalım çünkü şöyle bir olay var. Geçenki indirimde ben almadım. Bana alın dediniz ve ben almayı unuttum. Alacağım. Bunun videosunu kesinlikle yapacağım. Rocket League oyunu hakikaten çok çok güzel bir oyun. Zevkli bir oyun. Eğlenceli bir oyun arkadaşlarınızla oynayacaksanız. %50'lik indirim bence Rocket League'e ideal. Çünkü bir kalitesi var ya. Bu oyunun bir kalitesi, bir eğlencesi var. Çok fazla da düşmesin. 15,5 lirayla %50'lik indirimle alabiliyoruz Rocket League'i. Şimdi bunlar daha çok popüler oyunlar. Gelelim The Forest'a. The Forest'a sonradan bir güncelleme geldi. Tam sürüm oldu. Neler değişti? Çok da bir şey değişmedi. Yeni craft itemleri. Finalde bir değişiklik oldu ama The Forest şöyle bir oyun abi. Doğa yaşantısını oynayacaksanız hikaye tabanlı tam değil. Çok hafif bir hikayesi var. Yani çok fazla sizi götürmüyor. Atıyor bir ormana. Sadece çocuğu buluyorsun ama birazcık da böyle. Yani biz bu oyunu çok oynadık. Bitirdik kardeşlerim. O yüzden oynamıyorum ama çok eskiden beri oynamış olduğum oyun. 30 Nisan 2018 diye geçme nedeni de tam sürüm olmasındandır. Yani %33'lük indirim 32 liradan 20 liraya düşmüş ama bu oyunu almanızı önermem. The Forest evet çok eğlenceli. Zombi tabanlı bir oyun ama yani birazcık daha böyle sırlarla dolu bir oyun. Çok fazla ben sevmiyorum ya. The Forest'i birazcık böyle silah anlamında falan olsa daha güzel yerlere geleceğini düşünüyordum. Evet, Football Manager 2018 diye bir oyun var. Hakikaten bu oyunu ben çok fazla sevmem bu tarz oyunları. Onu söyleyeyim ama arkadaşlarım ve Discord'daki kardeşlerim çok çok önerdi. Kesinlikle abi bunu videoda gösteren arkadaşlarımız çok seven bir kitle olduğunu söyledi. Topluluk merkezine bakalım. O abi çok iyi sayısı. Çok iyi değil mi? Şu 26.000 kişi oynuyor abi. Çok güzel. Futbol Manager kardeşlerim %66'lık bir indirime girmiş. 120 liradan 40 liraya düşmüş. Bu tarz oyunları seviyorsanız, menajerlik, yönetim anlamında seviyorsanız kesinlikle oynayın. Evet, Raft oyunu indirime girecek mi diye çok soru geldi. Aslında biz bu oyunu düşünüyoruz. Yani bilmiyorum, Ahmet izledi, beğendi. Fena bir açık dünya oyunu değil ama 31 lirada düşmemesi normal kardeşim. Çünkü oyun yeni çıktı. 23 Mayıs 2018. Ben de olsun. Ben de yapımcısı olsa ben de oyunu düşürmem. Bu oyun ancak ne zaman düşer biliyor musunuz? Kış ayında düşeceğini düşünüyorum. O da kaça düşecek? 26 lira. 24 lira civarı. Ama bu oyunu kesinlikle almanızı öneriyorum. Raft oyunu harbiden çok güzel bir oyun. İnşallah biz de bakacağız. Arma klasik, Arma 3 100 liradan 33 liraya düşmüş kardeşlerim. Bakın American Truck Simulator 14 liraya düşmüş 60 lira. Neden? Neden abi? Oynanmıyor. Euro Truck'a geçemezsin. O yüzden buna para vereceğinize, Euro Truck'ınız varsa gidin Euro Truck'ta ek paket alın abi. Yani bence American Truck çok fazla bana o hissiyatı veremiyor abi. Bakın Squad diye bir oyun var ve bu oyunun ederi kesinlikle 60 lira değil abi. Bak, kendi fiyatı 60 lira. Hadi kendi fiyatı 35 lira olup da indirimde 22 liralara falan düşse tamam. Ama yani biraz evet gerçekçi bir oyun. Gerçekçi bir oyun olduğu söyleniyor. Mesela iletişim ve takım çalışması ile muharebe gerçekleştiğini yakalamayı hedefleyen 50 vs 50 kişilik çok oyunculuğu birinci şahıs nişancı oyunudur. Ya ben bu oyunu ne bileyim abi, istiyorum bir yandan istemiyorum, böyle bir ikilemdeyim. Mesela Insurgency diye bir oyun var kardeşlerim. Biz bu oyunu kanalda çektik bu arada. Hakikaten çok gerçekçi bir oyun. Bir mermiyle falan ölebiliyorsunuz. 2014 oyunu ve %80'lik indirimle 18 liradan 3.60 liraya düşmüş abi. 3 lira kesinlikle alın. Bak kesinlikle bu oyunu alın. Efsane bir oyun kardeşlerim. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyuncu sayısı az.
2000 kişi oynuyor ama terörist modları var. Yani teröristlere karşı savaşıyorsunuz. SWAT Team mücadelesi birazcık daha gerçekçi bir oyun ama Insurgency bence çok güzel bir oyun. Sistem bazında da her bilgisayarın açabileceği tarzda bir oyun olarak söyleyebiliriz kardeşlerim. Onu da geçelim. Hakikaten Insurgency'yi de kesinlikle öneriyorum. Bilerek kardeşlerim bunları bazılarını açamadım. Çünkü çok kasıyor bugün ya Steam. Hele dün gece var ya, ben dün gece çekecektim videoyu. İşte dediğim gibi hastane işimiz olduğu için şey oldu. Bu arada Left 4 Dead out. Evet, 3 liraya düş. 32 liradan 3 liraya düşmek ne abi? Demek ki oynanmıyor. Neden ana fiyatı 32 lira? Düşür gitsin. Yap bedava. Yap bedava, millet oynasın ya. Bak, bu simulator oyunlarını çok oynamıyorum. Evet, Out of Reach diye bir oyun var. Bakın bunu da açamamıştım daha demin. Tamam, Steam kendine gelmiş demek ki. Bu da 2015 yılında çıkmıştı. Çok ikilemlerim vardı. Bu oyunu indireyim mi diye. Oyun benzer anlamında Rust Conan'ı önermiş ama hayatta kalma oyunu. Gemidesiniz. Ada şartları. Hani birazcık da Sea of Thieves mantığını da düşünebiliriz kardeşlerim. Ama onun daha da açık dünya oyunu. Ev yapma mantığı falan da var. Grafikler üst düzey değil. Yani grafikler çok iyi değil. O yüzden siz bilgisayarınız hangi oyunu kaldırıyorsa mutlaka sistem özelliklerine bakın ve sistem özelliklerine baktıktan sonra indirin, tamam mı? Bunu mutlaka kardeşlerim hep birlikte bakalım. Hardword oyunu, bu da Rust'ın kopyası abi. Bu oyun Rust'ın kopyası, birazcık daha sistem bazında Rust'tan daha iyi. Yani daha iyi FPS oranı alırsınız. Rust'ın aynı mantığı. Mesela dersiniz ki abi ben Rust'a o kadar para veremeyeceğim. Bu arada Rust kaça düştü onu da hala bilmiyoruz ama Rust düşmüş mü? Nasıl lan? Rust 14 liraya düşmüş. Dalga mı geçiyoruz? Bırak Hardword'u abi. Yemişim Hardword'ünü lan. Arkadaşlar Rust nasıl 14 liraya düşer? Tam sürüm oldu. Biliyorsunuz Rust oyunu kardeşlerim 31 liraydı. Tam sürümden sonra 57 lira oldu ve 14 liraya düşmüş. Bunun nedeni ne? Oyunun içine ettiniz. Teşekkür ediyorum. Rust'ı bırakma nedenlerimizden bir tanesi bu. Oyunun içine ettiler kardeşlerim ya. Serverlar tamamıyla bitmiş. Yani Türk serverları tamamıyla bitmiş. Tam sürümden sonra 3000 pardon 10.000 oyuncu kitlesi vardı. Sonralarda bir 50.000 oldu. Gene iyi. Gene iyi. Rust kardeşim, hani Conan Exiles mı? Rust mı derseniz, eğer ilk defa bir hayatta kalma oyunu oynayacaksınız kesinlikle Rust. Rust'ı birinci kefeye koyarım, sonra Conan gelir. Ama biz Rust'ı 4 seneden beri oynadığımız için kardeşlerim ne oluyor? Conan'ı daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü Rust'ı artık birazcık daha sıkıldık. Anladınız mı? O yüzden bu da 2018 diye geçiyor. 8 Şubat, çünkü tam sürüm. Aslında çok eskilere dayanır bu oyun. Ve 14 liraya düşmüş abi. Neyin kafası bu? %75'lik bir indirim. Patron çıldırmış olmalı diyelim. Evet, bu videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda büyük ihtimal Steam'de gözünüzün önünde bazı oyunları satın alacağım. Tamam mı? Veya bunu canlı yayında da yapabiliriz. Canlı yayında hangi oyunu alalım? Hakikaten ha, bak canlı yayın yapalım ve sizlere sorayım. Bu arada şu tarz simulator oyunları falan vardı. Araba tamir. Bunu da bir kardeşimiz söylemişti. Onu da atlamadan geçmeyelim. Jolopi diye. Ben bu tarz oyunları çok şey yapmıyorum. Hani motorunuzu falan yapıyorsunuz. Sonra sürebiliyorsunuz. %50'lik indirim de buna gelmiş. İnşallah bir dahaki videomuzu canlı yayında yapmak istiyorum. İninal kartı kullanacağım kardeşlerim. Çünkü ben Fortnite üzerinde de biliyorsunuz bu kart bende geçiyor. Banka kartı falan geçmiyor. Size de oluyor mu bilmiyorum. Steam'de inanal kartla yapacağım. 30 TL'lik mutlaka GameStop'tan kardeşlerim. 30 TL ve 10 artı 10 TL bonus kampanyasını kaçırmayın. Hakikaten çok işinize yarayacak. Yani 10 TL'ye bir oyun daha alırsınız. Insurgency 4-5 tane bile oyun alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bunu unutmayın. Steam cüzdanıma inşallah 150 liralık bir bakiye atacağım. Ve canlı yayında hangi oyunları alayım siz değerli kardeşlerime soracağım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Birazcık videolarımız sektöre uğradı. Dualarınızı bekliyorum kardeşlerim. Tamam mı? Sağ olun. Hadi görüşürüz.